Evet, herkese yepyeni bir güne selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Durumlar, keyifler, vaziyetler nasıldır? Motivasyonunuz nasıldır? Stresiniz, heyecanınız var mı? Umutlarınız var mı? Huzurlu musunuz? Bunlar çok çok önemlidir. İnşallah mutlusunuz, huzurlusunuz. Yani stresiniz, gelecek kaygınız giderek azalır ki vardır şu anda. Gelecek kaygımız hepimizinki var. Yani sizlerin de öğrenci arkadaşlarımızın gelecek kaygısı var. Bunların bilincindeyiz. İnşallah bu gelecek kaygılarımız, bu streslerimiz, bu işte hani umutsuz bakışlarımız giderek azalacak ve tamamen yok olmaya gidecek. Tabii bu biraz da sizin elinizde. İnşallah yani bunları başarır, güzel günler, mutlu güzel günler bizim olur diye umut ediyoruz. Öyle duamızı ediyoruz. Yüce Rabbimizden onu diyoruz, onu diliyoruz. Şimdi arkadaşlar sizlerle bugün hazır üniversite kayıtları başlamış iken siz yani üniversite öğrencilerine, üniversiteye giren, üniversite adayları olan arkadaşlarımıza bir çift işte birazcık kısa özet bir şekilde bir şeylere değineceğiz. Yani amaç bir farkındalık, bir bilinç uyandırmak. Çünkü eğer siz farkında olursanız, siz bilincinde olursanız hayatınıza o şekilde yön verebilirsiniz. Vakit geçmene, zaman geçmene, zaman kaybınız olmadan hayatlarınıza yön verebilirsiniz. Evet. Yani üniversite kayıtlarımız başladı. 8 ile 23 Mart arasında üniversite kayıtlarımız başladı. Onun detayına girmeyeceğim ama kısa bir özet olsun diye geçeceğim. 8 ile 10, 8 ile 23 Mart arasında kayıtlarınızı yapıyorsunuz ÖSYM üzerinden. Ondan sonra 115 lira bir kayıt ücreti var. Tabii deprem bölgedeki 10-11 il için onlar içinde değiller. Hani kayıtlarınızı yaptıktan sonra evet 17-18 Haziran'da üniversite sınavları olacaktır. Zaman biraz bir nevi biraz daha kısadır çünkü az bir zaman kaldı. Şimdi Nisan, Mayıs, Haziran yaklaşık 3,5-4 aya yakın bir süreniz vardır. Şimdi arkadaşlar şöyle şunu yani şu farkındalığı size vermek istiyorum. Biliyorsunuz ki gençlerimize yani bu son zamanlarda üniversite okuyan, eğitim öğretim gören işte öğrenci arkadaşlarımız üzerine bir toplumsal baskı maalesef vardı. Şöyle ki hani okuyup da işte hani diplomasını konuşturamayan, bir yere yerleşemeyen, kendi mesleğini, kendi okumuş olduğu bölümü icra etmeyen arkadaşlarımız toplum tarafından ya da işte daha çok da aile ve toplum içinde farklı biraz daha ötekileştirme yani işte sen okudun bir şey yapamadın tarzında yaklaşımlar oldu ki bilakis kendim de yaşanmış olan bir insanım. Yani şu anda atanmama rağmen ben de bu psikoloji, bu duygu yaşamış bir insanım. Onun için sizlere hele bu 2023 ile beraber yani böyle bir psikolojiniz, böyle bir toplumsal aileden oradan buradan bir baskınız varsa bunları tamamen kulaklarınızı kapatmanız, hedeflerinize, sınavınıza odaklanmanız güzel bir şekilde yani 3,5-4 ay bir süre kalmıştır ama hani bu süre zarfında güzel şeyler yapabilirseniz, eğer odaklanırsanız, umudu kendi içinizde yaratabilirseniz, bu 3,5-4 ayda bile güzel şeyler yapabilirsiniz ki tek yapmanız gereken kulaklarınızı kapatmanız ve odaklanmanız gereken şeye odaklanmanız olacaktır. Bir diğer husus, bu çok çok önemli, çok önemsediğim bir husustu. Çünkü bilakis daha 2022'nin başındayken 2022 lisans, 2022 ön lisans, 2022 orta öğretim KPSS sınavlarını çokça önemsediğim ve altını çizerek önemseyin, yani elinizden geleni yapın, güzelce bir puanın alın ve cebinize koyun diye hani işte sosyal medya aracılığıyla duyuruyordum. Bu sefer öğrenci arkadaşlarımıza, bu üniversiteye girecek olan arkadaşlarımıza özellikle altını çiziyorum. Sınavınızı önemseyin, istediğiniz bölüm olsun veya ne bileyim merak ettiğiniz bir bölüm olsun veya önünü açık bildiğiniz bölümler olsun. Muhakkak elinizden geleni yapın ve üniversite sınavına girin ve istediğiniz bölümü okuyun. Niye bunu diyorum, altını çizerek diyorum ki? Yani evet, halihazırda ülkemizde bir seçim var. Allah'ın izniyle, Allah kaza bela vermediği sürece inşallah 14 Mayıs'ta şu anda öyle gözüküyor ki seçime gireceğiz ve seçimden sonra yani tabii hani hükümet nasıl olur, ne tarz bir değişiklik olur hiç bilmiyoruz. Ama
bildiğim ve beklediğim ve emin olduğum bir şey vardır ki bu 2023 ile birlikte kim gelirse gelsin, hangi hükümet gelirse gelsin, hangi görüş gelirse gelsin, güzel pencerelerin açılacağı, eğitimin tekrar böyle canlanacağı, diplomaların konuşulduğu, işin ehli olanların, işin ustası dediğimiz kişilerin artık kendi iş başına gelebileceği bir döneme geleceğini düşünüyorum. Ki yani bu da sizin de emin olmanızı istiyorum. Tek yapmanız gereken zaman kaybetmeden, çünkü zaman çok çok önemli. İnsanın zamanı her şeyi tecrübe edecek, her şeyi anlayabilecek bir durumda değildir. Zaman çok kısa. Diyorum ki bak bugün 13 Mart nasıl gelip nasıl geçiyor anlamış değiliz. Daha düne kadar kışken, soğuk iken bak Mart'a girdik, havalar giderek güzelleşiyor. Yani zaman geçiyor. Yapmanız gereken üniversite sınavınıza güzel bir şekilde kulaklarınızı dışarıya, işte topluma, aileye, buna şuna kapatmanız ve hedeflediğiniz, odaklanmış olduğunuz şeye odaklanın ve ona göre hazırlıklarınızı yapın. Güzelce sınavınıza girin, güzelce bir bölüm kazanın, bölüme gidin, bölümünüzü okuyun. Yani bu düşüncede olun. Ben diplomamı konuşturabilecek bir döneme giriyorum ve bu dönemi de güzelce değerlendirmem gerekir. Maalesef evet. Gerçekten maalesef diyorum evet. Yani uzun birkaç yıldır bu tür üniversite okuyanlar, işte bölüm okuyanlar boşta kaldığı için böyle bir toplumsal baskı maalesef ki var. Toplumumuzun yani o biraz daha yaş ilerli olan işte abilerimiz, amcalarımız, dayılarımız, annelerimiz biraz daha işte eğitimden biraz da mahrum kaldığı için sizin halinizi, sizin yaşadıklarınızı bilmediği için onlara da diyecek bir şeyimiz yok. Ama siz bilinçlisiniz, siz eğitimlisiniz, siz görmüş, geçirmiş kişilersiniz. Ona göre kendinizi böyle auto kontrol dediğimiz mekanizmanızı geliştirin, devreye sokun, kulaklarınızı kapayın. Hani hedeflediğiniz o şeylere odaklanın. Bakın altını çizerek diyorum. Güzel günler gelecek. İşte eğitimin tekrar ön plana olduğu, işin ehlilerin ön plana olduğu bir döneme gireceğiz. Buna ben yani çok çok eminim ki bunu bilakis 2022 KPSS sınavına direkt şey yapıyorum. Çünkü 2022 KPSS puanıyla farklı kurumlar alınmaya başladı ve alınmaya devam edilecektir. Siz de güzel puanlarınızla güzel bölümler okuyun ve emin olun ki tekrar eğitim ön plana gelecek ve bölümleriniz, okumuş olduğunuz üniversite diplomalarınız işe yarayacaktır. Buna emin olmanızı istiyorum ki nasıl desem yani devir şöyle zaman takarudan ibaret derler ya, yani evet iyi bir dönemdi, eğitimin, diplomanın işe yaradığı bir dönem vardı, çok çok güzel bir dönem vardı. Şu anda biraz daha farklı bir ortam. Ama yine de işte hani bir toparlama, bunun eksikliğin, bunun bilançosunu insanlarımız yaşadığı için ister istemez yani kendi o noktada toparlanıyor. Evet cümlelerimi seçerek yapmaya gayret ediyorum. O da ayrı bir soru. Hani umutlu olun. Farkında olmanızı istiyorum. Yani eğer bu bilincinde, bu farkındalık içinizde varsa zaten bir şeyler yapacaksınız ve yani isteseniz istemezsiniz yapıyorsunuz. Ama önemli olan bilincin, o farkındalığın olması gerekiyor. İnşallah o bilinci, o farkındalığı sizlere yansıtabilmişimdir. Yani bundan mahrum olmamanızı istiyorum. Zaman geçtikten sonra, işte yani iş işten geçtikten sonra dediğimiz, işte diyor keşke şunu yapmasaydım, keşke şurada şu kararı almasaydım dememek için şimdiden eğer bilinçli bir şekilde, farkındalık bir şekilde biz yolumuza yön verebilirsek, ona göre bir ileri görüşlülük şeye sahip olursak, programlı şekilde devam edersek hayatımızdan daha lezzet, daha mutlu, huzurlu olabiliriz. Diğer şekilde insan yani mutsuzluğa, strese, baskıya, dayatmaya mecbur kalıyor. Bu da ister istemez insanı yıpratıyor. Yani şimdi gençlerimize bakıyoruz böyle. Hani bakıyorsun ki 20, 21, 22 yaşında ama yani tabiri caizse bakıyorsun sanki 26, 27 yaşını gibi gösteriyor. Bu ne
Bu neyden kaynaklanıyor? İşte hani gelecek kaygısından, stresten, toplumsal baskıdan, hani işte hani önünü görememe şeyinden geliyor. Ama bilinçli, farkındalı bir şekilde siz yolunuza devam ederseniz ki çok güzel olur. Hani 18 Haziran'da yani evet günler hızlı geçiyor. Bir 3-4 ay var ama bu 3-4 ay da kısa bir süre değildir. Bu süre zarfında güzel şeyler yapabilirsiniz. Eğer siz de isterseniz tabii üniversite sınavına ben nasıl hazırlandığımı da böyle güzel bir video halinde de anlatabilirim. Yani 3-4 ay içerisinde de yani küçümsenmeyecek bir zamandır. Bilincinde olmak gerekir, farkında olmak gerekir. İnşallah bir bilinç, bir farkındalık yaratabilmişimdir. Yani faydam olmuştur. Merak ettikleriniz, sormak istedikleriniz varsa yorum kısmında belirtiniz. Şimdi bütün öğrenci arkadaşlarıma, sınava giren ve girecek olan bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum ki, altını çizerek diyorum ki umutlu olun. Güzel günler gelecek. Diplomaların, eğitimlerin, işte bölümlerin haklarının alınabileceği bir dönem geleceğini unutmayın. Ona göre yolunuzu, yordamınızı, farkındalığınızı koruyun. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Güle güle kalın inşallah. Sizleri çok çok seviyorum.